Değerli arkadaşlar, 2018 yılının ilk meclis toplantısında beraberiz. 2018 yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıyı başlatıyorum. Bir eksiğimiz var. Metin Güney arkadaşımızın mazereti oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okutuyorum. Evet. 3/1/2018 tarihli Ocak ayı meclis toplantısı gündemi. 1. Açılış ve yoklama. 2. Saygı duruşu. 3. 5393 sayılı belediye kanunun 25. maddesine istinaden belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu üyeliklerinin seçimi ve bu üyelere ödenecek ücretin görüşülmesi. 4. Belediyemizde 2018 yılı içerisinde görev yapacak olan sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülmesi. 5. Zabıta Müdürlüğü'nün 29.12.2017 tarihli 443 sayılı belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücreti konulu yazısının görüşülmesi. 6. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın 27.12.2017 tarihli 559 sayılı fuarcılık şirketi kurulması konulu yazısının görüşülmesi. 7. İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi. 8. Aralık ayı ...9. Dilek ve temenniler. 10. Kapanış. Yani iki tane test yapalım. Ek gündem talebi. Okuyalım. Birincisi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 3/1/2018 tarihli 21 sayılı Türk Hava Kurumu Çaycuma Şubesi'ne büro tahsisi konulu yazısının görüşülmesi. 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 3/1/2018 tarihli 5 sayılı kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi. Gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle gündeme eklenmiştir. Değerli arkadaşlar, Aziz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Başında epey bir zamandır aramızda olamayan, geçirdiği kaza nedeniyle, büyük bir kaza nedeniyle aramızda olamayan Ali Baboğlu arkadaşımızın da aramıza katılmasını memnuniyetle kayda geçirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Onu da hepimizi de Allah her türlü kazadan beladan esirgesin dileklerimizle yeni yıla başlamış olalım. Çok teşekkür ederim. Evet, görünür görünmez diyorlar değil mi dua ederken? Görünür görünmez kazalar. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden önce şöyle geçen yıla hep beraber bir göz atalım istiyorum.
Köprüş Hanım sen mi söylersin, ben mi anlatayım? Siz anlatırsanız daha iyi olur başkanım. Paraları topladık, harcayamadık özetle. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 2017 bütçemizi 38 milyon lira gelir ve gider olarak belirlemiştik. Fakat bu gelirlerin 32,5 milyon lira olarak harcamasını yapabildik. Giderlerin 32 milyon 572 bin lira. Fakat gelirlerimiz ise 38 milyonun çok daha üzerinde, 41 milyon 267 bin 680 lira 47 kuruş olarak gerçekleşti. Tabii ki bu gelirlerin bu denli yüksek olması %109'luk bir gerçekleşme oranı. Çok memnuniyet verici. Körpüş Hanım'ın hesabı da bu sene birazcık şaştı. İyi anlamda şaştı. Genellikle tam milim milim tutturuyordu geçen yıllarda. Tabii şaşarsa da böyle şaşsın tabii. Burada bu farklılığın asıl sebebi bizim yaptığımız yatırımlarla ilgili finansmanları önceden temin etmemiz, buna mukabil bu yatırımları düşündüğümüz zamanlarda gerçekleştirememizden kaynaklandı. Aradaki bu 8 milyon 9 milyon 9 milyon ayakı değil mi? 8 milyon civarında. 50 bin lira. Evet, 8 milyon o değil. 8 milyon 869 bin lira para devretti bu sebebi. Yani 9 milyona yakın bir para devretmesi sebebi belediye binamız ile ilgili ayırdığımız para, yüzme havuzu ile ilgili ayırdığımız para, işte asansör ve diğer yatırımlar için ayırdığımız paralar, bunlarla ilgili ihaleleri yapmış olmamıza rağmen bugüne kadar henüz hak ediş yapma noktasına gelinemedi. Ancak bu aydan itibaren onlar da hak edişe başlayacak. Aslında takvim değişti. Ama yani belki 1-2 ay önce hak edişler yapılabilmiş olsaydı bunlardan da harcama yapılmış olacaktı. Ama sonuç itibariyle biz bu finansmanı yıl içinde ve enflasyonun çok yükselmediği, faizlerin çok yükselmediği koşullarda aldık. Kasamıza koyduk ve bankada muhafaza ediyoruz. Alıp da kullanamamaktan dolayı bir zararımız olduğunu düşünmüyorum. Belki de kârlı bile olabiliriz. Çünkü mevduat faizleri de çok arttı. Mevduat faizleri, bizim aldığımız kredi faizi şu anda mevduat faizi aşağı yukarı. Değil mi? Evet. Ayrıca da bu arada çok büyük zamlar geldi. Bugün 2017 yılının enflasyonunu açıkladılar. %11 küsur ama 12'ye yakın. %12. Oldukça ciddi bir rakam. Özellikle bizim yaptığımız yatırımları, inşaat yatırımları, inşaat alanında da ilgili arkadaşlar daha iyi bilir. Çok ciddi artışlar oldu. Demir fiyatı neredeyse bir önceki yıla bile %100 civarında bir artış gösterdi. Her türlü inşaat malzemesine ciddi zamlar var. 2017'de daha önceki yıllarda olduğu gibi yüksek bir verimlilikle geçirmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Ve bu gelirlerin elde edilmesinde ve bu giderlerin de son derece düzgün bir şekilde harcanmasında emeğe geçen bütün başta Mali İşler Müdürlüğümüz olmak üzere bütün birimlerimizi de kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye binamızın kaba inşaatını 2017'de bitirdik. İnce işleri için çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Ve nihayet kullanabileceğimiz kısmın, yani bizim bu belediye binamız çok büyük bir kompleks. Toplamı 15 bin metrekare civarında. Belediye binamız ise neredeyse 10 bin metrekareye yakın. Ancak burada bu öndeki bu büyük kule sadece belediye binası değil, aynı zamanda bir sosyal tesis. Önümüzdeki yıl, yani pardon artık önümüzdeki yıl değil, 2018'e girdiğimize göre 2018 yılı içinde taşınmak üzere programımızı yapmış bulunuyoruz.
belirsizlikleri giderildi, dış cephelere karar verildi, asansör ve ısıtma sistemi, bütün bunlara karar verildi. Değerli arkadaşlar, bu büyük bir bina, bölgede belki en kompleks binalardan birisi. Binanın sadece büyüklüğü değil, teknolojik vasfı da ön plana çıkıyor. Örneğin dışında prekast cephe yapıyoruz. Bu bir teknoloji gerektiren bir iş. Akıllı bir bina hüviyetinde olacak. Isıtma sistemleri tamamen tam otomatik. Asansörleri mükemmel asansörler. Yani her yönüyle binayı uzun yıllar hizmet görecek ve çağcuman 100 akı olacak bir yapıda tasarladık. Birçok arkadaşımız bu konuda çalışıyor. İstanbul'da yine bizim geldiğimiz günlerde bize destek veren Bülent Kalafatoğlu, Hakan Akan arkadaşlarımız da bu otomasyon konusunda rol aldılar. Belediyemizden, birimlerimizden, bütün birimlerimizden arkadaşlarımız bu konuda rol alıyorlar. Umuyorum bahar aylarına doğru bu iskelet yapı biraz daha şekillenmiş olacak. Asansörüne biraz hızlanmak istiyorum. Asansör inşaatına başladık. İnşallah bunu da yılın ilk yarısına kadar bitirmiş olacağız. Burada da yine sadece asansör gibi bakmadık meseleye. Buradan hareketle yine sosyal tesisler kazanmak istiyoruz. Hem alt istasyonda hem üst istasyonda seyirle ilgili, kafeterya gibi bir takım sosyal mekanlar olacak. Kreşin kaba inşaatı bitti. İstasyonla yaptığımız, bu da yarışmada birinci gelen mimari proje firmasına yaptırdığımız çok farklı, güzel bir eser olacak. Bu da istasyon semtimize bir değer katacak. Spor merkezi çok önemsediğimiz bir proje. 115 projenin içinden yarışmayla seçmiştik. Çok şükür onun da ihalesini yapıp işte temeline başlandı. O havuzla ilgili borulama sistemleriyle ilgili biraz birkaç gün gecikmemiz var. O da en kısa zamanda telafi edeceğiz. İnşallah bunun bitimine yakında ince işlerinde ihale etme imkanı buluruz. Şu anda kaba inşaatı yapılmakta. Değerli arkadaşlar, vade evleri belediyemizin şirketi Çaybel tarafından kat karşılığı yapılmakta. Beklediğimiz takvimden çok daha öne çekilmiş vaziyette. Yaklaşık 6-7 ay önce teslim edilmiş olacak. Hem Çaybel'in kendi hissesine düşen daireler hem de belediyemize düşen dairelerin satışları gerçekleşti. Şu anda elimizde kaç daire kaldı? İki daire var başkanım. Bir 3+1, bir de dubleks. Bir tane 3+1 dairemiz var, bir tane dubleks var. Şu solda gördüğümüz büyük blokta bunlar. Değil mi? Evet başkanım. Buradan ben hemşehrilerimize duyuruyorum. Bu son iki daireyi de kesinlikle kaçırmasınlar. Buranın yerleşmesindeki vaziyet planı gereği belediye evleriyle beraber buradaki arazinin rahat kullanımı nedeniyle daire başına neredeyse 500 metrekareye yakın arsa payı düşüyor. Ya 500 metrekare arsayı dairesiyle beraber almış oluyor. Bence çok 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 değerli, ucuza alınmış bir yatırım olarak düşünüyorum. Buradan daire alanları da tebrik ediyorum. Son iki daireyi de kaçırmasınlar diyorum. Çağcuma'da bahçeli evler sloganıyla yola çıktığımız Sofya evleri de artık kazma vurulur hale geldi. Buranın da ihalesini yaptık ve kazısına başlanmış durumda. Umuyorum oranın da soldaki resimde olduğu gibi sonunu hep beraber görmüş oluruz. Toplu konut inşaatları zemin seviyesinde devam ediyor kazık çakmalar. Ancak burada toplu konut idaresinin henüz daha inşaatla ilgili ruhsatı almadığını, kendilerini Aralık ayında bir hayli sıkıştırdık. Şu anda ruhsatsız devam ediyorlar. Bu gidişata eğer kısa bir süre içinde ruhsatlarını alır hale gelemezlerse
üzülerek söylüyorum, mühürlemek zorunda kalacağız. Böyle güzel bir projenin ve TOKİ gibi bir kuruluşun eliyle yapılan böyle bir teknolojik inşaatın şu ana kadar ruhsatının alınmayışını da kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Geçen yıl içinde SEKA sosyal tesislerine turizm belgesi de aldık. O da bir eksiğimizi tamamlamış oldu. Sosyal tesisler çok işimize yarıyor. Misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Birçok toplantıları burada yapıyoruz. Gerçekten çok gecikmiş ama çok işe yarayan bir proje. Umuyorum orada da hizmet kalitesinde en üst düzeyde tutmak için bundan sonra da gayretlerimizi esirgemeyeceğiz. Bu yapılıyor diyor sinemayı dördün sonra. Yapıldı bitti. Orada bir ifade hatası var. Çaycuma Belediyesi'nin 4. salonunda yapmış oluyoruz sinemanın. Ve bu sinemanın perdesi de bir teknoloji içeriyormuş. Gümüş perdeliymiş. Ve 3D diye şey yapılan bir sistem. Ben de daha gidip bitmiş halini göremedim. Sinemamızda seyirci bakımından oldukça gelişme gösterdi. Sadece sinema bile Çaycuma'yı bir cazibe merkezi yapmak için büyük katkı sunuyor. Bunun Çaycuma'da böyle bir sinemanın bulunması da Çaycuma için gerçekten bir değer, Çaycuma'ya bir değer kattığını düşünüyorum. Altıgen binanın üst katına Pamuk Prenses çocuk evi, oyun evi olacak değil mi? Pamuk evi olmuş. Bu binanın en alt katına da kent konseyine paylaşım noktası olarak hizmet verir hale getirmiştik. Şimdi de orta katıda bir mahalle evi olarak düzenliyoruz. Tamamen bu bina her tarafıyla belediyenin iftar ettiği bir sosyal tesise dönüşmüş olacak. Burada insanlar herhangi bir ücret ödemeden nişan, sünnet, kına, gün gibi topluluklar olarak gelecekler, buraları kullanacaklar. Çaycuma'da bu bir ilk diye düşünüyorum. Zonguldak'ta da var mı bilmiyorum. Evet, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Daha önce biliyorsunuz burası ticaret ve sanayi odamıza tahsis edilmiş ama amacına uygun kullanılmıyordu. Şimdi bu binayı hem içiyle hem de yakın zamanda dışının da yapılmasıyla Çaycuma'ya yakışan çok güzel bir tesis olacak. Doğalgaz çalışmalarımız en uç noktalara kadar ulaştı. Sanıyorum Beloğlu'nun üst kesimleri haricinde neredeyse gaz getirilmeyen yer kalmadı. Devam edelim. Bir itfaiye aracına daha kavuştuk 2017 yılı içinde. Lenestad Belediyesi bu aracı işte yarı fiyatına bize vicdes yaparak vermek istedi ve oradaki uyum meclisi başkanımız Nedim Bey eşi ve Hasan Akgönül kardeşinin bağışlarıyla da biz herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir bedel ödemeden bu 4. aracı da itfaiye filomuza katmış olduk. Burada Lenestad Belediye Başkanı Stefan Hunt, Nedim Kalembaşı, Nurhan Kalembaşı ve Hasan Akgönül ile Çaycuma Belediyesi adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çaybele bir vidanjör kazandırdık. Araç filomuza bir şey daha eklendi. Devam edelim. Temizlikte yeni bir dönem başlattık. Yıl ortasında temizlik işlerini özelleştirdik. Çok kısa bir süre içinde de bunun farkını görmeye başladık. Öncelikle çöp konteynerlerini yıkadık. Bunun ne kadar faydalı olduğu hemen ilk planda görüldü. Bu sayede kara silek kayboldu ortada. Enteresan.
Yani bizim çağırmadı bu sinekler çöp konteynerlerinden olduğu çıktı ortaya. Ve önümüzdeki dönemde bu devam edecek. (gülüyor) 41 tane inşaat ruhsatı verilmiş. Yapı kullanım izni 48 tane. İfraz, tevhid, yola terk işlem 30. Kat ittifakıyla da 20 tane işlem yapılmış. 18 uygulaması arkadaşlar. Çayırma Belediyesi'nin bu döneminin 100 akıdır. 14 aydır uygulamada 200 hektar alan imar uygulanmıştır arkadaşlar. Bu Çayırma Belediyesi'nin görülmüş bir şey değildir. Belki bölgedeki belediyelerde de bu çapta bir uygulama olacağını ben sanmıyorum. Bunların sonucunu almak üzereyiz. Bu dönemin yaptığı en büyük kalıcı işlerden biri budur. Ve bu imar planında elden geçirmiş olmamız hasebiyle gelecekte çok güzel mahallelerin ortaya çıkması mümkün olacaktır. Devam edelim. Evet, çocuk parklarımız giderek çoğalıyor. Devam edelim. Değerli arkadaşlar, bu tabloya bakarsak 2015 yılında 7600 kişi varmış beyan veren. 2017'de bu neredeyse 10.000 kişi olmuş. Ciddi bir artış. Binalar 2015 yılında 14.000 adetmiş. 19.000, 20.000'e yakın. Çok ciddi bir artış. Arsa 1200 taneymiş. 4800'e çıkmış 2017'de. Arazi 9800 adetmiş. 30.000'e çıkmış. 3 misli. Binalar 1285, 1.285.444 lira tutuyormuş. Şimdi 1.755'e çıkmış. Toplamda 1.513.000 lira emlak gelirimiz 2.279.000 lira olmuş 2017'de. 2017 yılı içindeki normal tahsilat tutarı 2.5 milyona yakın. Takiplik tahsilat, yani önceki yıllarda ödenmeyenlerle beraber 3.500.000 lira emlaktan gelir elde etmişiz. Yani normalde 1.5 milyon lira tahakkuk, 2017'de 3.500.000 lira gibi bir tahsilata dönüşmüş vaziyette. Bu da Çaycuma Belediyesi tarihinde bir devrimdir. Bu çalışmada başını çeken Mehmet Karakaş arkadaşımız burada mı? Ona ve imar ve emlak çalışanlarımıza da, hatta bilgi işlemini de zaten bu işten ayırmamak lazım. Engin her yerde var. Bu da bir yüz akıdır bu dönemin. Hem geçmişin tahsilatlarını yapabilmek, hem de bütün emlak bilgilerini güncel hale getirmek. Çağrıma Belediyesi'nin emlak servisinin iftiharıdır. Ben onlara tekrar teşekkür ediyorum. Evet, su işlerinde de yine bir devrimi gerçekleştirdik. Toplam 15.000 civarında abonemiz var. Arkadaşlar, akıllı sayaç 11.000 adeti buldu. Geldiğimizde 1.000 adetti. 10.000 yeni abone yaptık. Ve 2017 yılı içinde de 2400'e yakın sayaç takılmış. Bunun 335 tanesi de yeni abonelik. Zaten bizim aktif abonemiz de 12.000 civarında mıydı? 12.000 civarında. Yani 12.000 aktif abonemizin neredeyse tamamına yakını yapıldı. Burada sizlerin huzurunda, kamuoyuna da şunu duyurmak istiyorum. Bunları yaparken hem bu ön ödemeli sayaca geçişi teşvik etmek için suyu %20 ucuzlatmış olduk. Bu memlekette her şeye zam gelirken biz geldiğimiz günden itibaren değil suya zam yapmak, suyu %20 halkımıza daha ucuza verir haldeyiz. Bunu da iftiharla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü su ve suya bağlı 6.626.000 lira gelir elde etmiş. 1.588.000 2017 yılına değer olmuş. 2017'de tahakkuk toplamı da 5.800.000 lira. Bu 6.600.000 lira ikisinin toplamı oluyor, değil mi?
Hocam 6.600 kişilerden alacaklar haberi var. Beraber, devirle beraber su miktarı da 1 milyon 130 bin metreküp. 1 milyon 130 bin metreküpte suyu vatandaşlarımıza ulaştırmışız. Doğu yakasındaki terfi istasyonunun eski yeni halini görüyorsunuz. Yine doğu yakasının Keson Kıyılı terfi deposunun hattını yenilemişiz. Skada sistemini kuruyoruz. Bu da çok büyük bir eksiklikti. Bunu da çok araştırdık. En ekonomik çözümü bulduk. Klor tanklarını da yasal yönetmelikte uygun hale getirdik. Burada da su ve kanalizasyon işlerinin bu güzel çalışmalarından dolayı onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bakın 1 milyon 310 metreküp su arıtmışız ve 700 ton civarında da buradan çamur elde etmişiz. Perişlerin çalışması 15 bin bordür üretilmiş. 6700 metrekare kilitli parkeye geri dönüştürmüşüz. Altyapı için 4,5 kilometre yakın boru döşenmiş. 81 bin metrekare kilitli parke taşı. Şaban Bey, bu müteahhitlerin yaptığı buna dahil mi? Dahil mi? Efendim? Dahil mi? Müteahhitlerin yaptığı da bunun içinde. 81 bin metrekare. Biz yapmışız, yarısında müteahhitler. Yaprak beton 14 bin. Antik zar 4 bine yakın. Traverten 1790 metrekare. Bordür taşı da 24 bin metre. 15 bini bizim, geri kalan müteahhitin o zaman. Öyle mi? O adet, pardon. Bulvar taşı da 6 bin metrekare yakın. Ama taşı da 7177. Değerli arkadaşlar, toplamda 13 kilometre uzunluğunda yol yapmışız. Yol kaplaması yapmışız. Bu altyapısıyla beraber, gerektiğinde kanalıyla beraber, kaldırımlarıyla beraber ve yağmur suyu şebekesiyle beraber bu bayağı ciddi bir rakam. Bu sene hakikaten yol konusunda önemli aşamalar kaydettik. Devam edelim. İmar yolları açmaya devam ettik. Şu üstte görülen yol, bütün açtığımız yollara bedel bir memnuniyet yarattı Çaycuma'da. Herkes çok şaşırdı böyle bir yol nasıl olmuş diye. Dolayısıyla Nadır'dan Karalar'a kadar Çaycuma en uzun bulvarını teşkil etmiş olduk bu şekilde. Çok da güzel dizayn edildi bisiklet yollarıyla beraber. 6.4 kilometre yolunu da böyle gelişigüzel olan yolu da nizami hale getirmişiz, genişletmişiz. Bu sene 2,5 kilometre bisiklet yolu eklemişiz. Toplamda 15 kilometre civarında şehir içine bisiklet yolumuz oldu. 1000'e yakın bisiklet dağıttık. Bisiklet artık gün geçtikçe kendini daha çok belirgin hale getirdi. Bu da otoparklarımızın durumunu gösteren tablo. Katlı otoparka 37 bin civarında giriş çıkış olmuş, 912 abone. Sokak otoparklarına ise 32.700 civarında giriş çıkış olmuş. Köy minibüsleri 41.337, kooperatif 19.816, toplamda 61.153. Bakın bu 61.153, düşünün bu minibüslerin şehrin orasında burasında olduğunu düşünün. Ne kadar bir kargaşa, nasıl bir kalabalık. Bir terminal yapısının ne kadar faydalı olduğunu bu rakamlardan da görebiliyorsunuz. Şehirler arası otobüs terminallerine Zonguldak Devlet 12.600, Karabük 380, şehirler arası otobüste 17.302, 30.000 civarında da oraya giriş çıkış olmuş. Tabi bu girişten çıkış haliyle onun iki katı oluyor. Bu da Çaybe'nin yaptığı çok başarılı işlerden biri. Şu anda 700 bin kilonun üzerinde ambalaj atığı toplanıp değerlendirilmiş vaziyette.
Bu da Çarşıma Belediyesi'nin yüz akı. Çevredeki hiçbir belediyede bu yok. Ve nüfusa oranla en verimli geri dönüşümü biz yapar durumdayız. Burada çalışan 10 civarında arkadaşımız da bu satılan ürünlerle hem kendi ücretlerini karşılıyorlar hem de Çaybele para kazandırıyorlar arkadaşlar. Ayda 25 bin lira civarında Çaybele para kalıyor bu işler. Güzel bir iş. Hem çevreyi, dünyayı temiz tutuyoruz hem de gelir elde ediyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Yine Çaycuma'nın belediyesinin şirketinin 2017 yılı içinde ahşap ürünleri, devam edelim. Beton elemanlar, beyaz masa 3300 civarında şikayet gelmiş, %99 oranında taleplere geri dönülmüş. En yoğun talep su ve kanalizasyona gelmiş. En çok da Ağustos ayında 388. En çok talepte %31 olarak yeni mahalle normal orantı. Niye? Zaten yeni mahalle Çaycuma'nın nüfusunun %35'ini temsil ediyor. Dolayısıyla buna yakın orantılı. En yoğunda gelen talep 755 adet kanal ve kanalizasyon şikayeti. Bu da benimle ilgili 2017'de birebir görüşme 2000 kişiye yakın, 2000 görüşme diyelim, görüşme dedi. 92 tane belediye içinde toplantı yapmışız. Bu görüşmelere 3131 kişi katılmış. 1707 farklı kişiyle olmuş bu toplantılar. Aynı gün içinde görüşme rekoru 125 kişi. O da belediyeye saldırı yapılan günün ertesi günü. Yani bu kadar çok kişi olmasa ama saldırı da olmasa değil mi? Rating artmış. Nasıl? Rating artmış. Rating artmasın. Şunu da istemiştim arkadaşlardan. 94 gün şu ya da bu şekilde makamda olmadığım gün dış etkinlik sayısı da 192'miş 2017 yılında. Yani 192 adet dış etkinliğe katılmıştık. Ya bunlar güzel performanslar arkadaşlar. Hele yaşımızda dikkat alırsanız fena da değil yani. Devam edelim. Yine arkadaşlar çok önemsediğim bir iş bu. Burada da emeği geçen Ahmet Öztürk arkadaşımız olmak üzere bütün birimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde bir belediyenin yol haritası olan, daha doğrusu kurumların yol haritası olan stratejik planı uzunca dönem bir hazırlık döneminden sonra nihayet bastırdık. Bu da Çaycuma'da bir ilktir. Bu da çok önemli, devrim niteliğinde bir şeydir. Bundan sonraki belediye yönetimlerine ışık tutacaktır. Çaycuma ile ilgili, belediye ile ilgili son derece önemli bilgiler içermektedir. Ve Çaycuma'nın tarihiyle ilgili, turizmi ile ilgili ve birçok özelliği ile ilgili de bilgiler içermektedir. Bu kitaptan mutlaka edinin, elinizin altında bir yerde bulunsun diye tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar, yine Çaycuma Belediyesi'nin bütün diğer belediyelerden çok farklı ve özel bir uygulaması var. Umuyorum bu blogdaki her hafta yayınlanan yazıları okuyorsunuzdur. Okumuyorsanız da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Burada bu blogda belediyeleri ilgilendiren, kenti ilgilendiren, dünyadaki önemli basın yayın organlarında çıkan yazıların tercümeleri yapılmakta ve bizim için yapılmakta. Yani bunlar daha önce Türkiye'de başka bir yerde yayınlanmış şeyler değil. Çok üst düzey bir çalışma. Herkesi ilgilendirmeyebilir. Ancak buradaki yazılar, bu dünyanın muhtelif yerlerindeki insanların bu görüşleri, yazıları hepimizin ufkunu açacak özellikle. Ben tekraren fırsat buldukça bu blogdaki yazıları okumanızı öneriyorum.
misafirlerimiz oldu. İç Anadolu Belediyeler Birliği bir toplantısını Çarşamba'da yapmak nezaketini gösterdi. Sağ taraftaki resimde Fethi Yaşar Başkanımızın başkanlığında İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin toplantısından bir görüntü var. Onun bize hediye ettiği bir Atatürk portresi. Bu misafirlikler tabii çok değerli. Devam edelim. Eğitimler verdik. Bunları birazcık hızlı geçelim. Personelimizle barış içindeyiz arkadaşlar. Gayet güzel bir düğün, eğlence havasında toplu sözleşmeler yapıyoruz karşılıklı memnuniyetle. Bu da yine bizim dönemimizde başlayan bir ilk hareket. Çağcı Mazlar Buluşuyor etkinliği. İnşallah bu sene üçüncüsünü de daha da kapsamlı olarak yapmayı planlıyoruz. Bu da Çay Cuma için artık bir geleneksel bir şey. Bunu da çok önemsiyorum. Bu sayede biz hem yetişen insanlarımızı tanıyoruz, hem de bu insanların birbiriyle tanışmasına imkan veriyoruz. İsim yanlış yazmışlar. Ne yazmışlar? Erdal değil, Erol olacak. Erol Köprük. Onları birbirine karıştırmaları normal. Bundan özür dileriz. Devam edelim. Evet, engelli dostu bir çay cuma. Engelliler çay cumayı çok seviyorlar çünkü burada onlar çok rahat hareket edebiliyorlar. Onları misafir ettik. Bu da yine çok önemsenecek, bölge adına önemsenecek bir çalışma. Bir sempozyum düzenledi. Çay cumada daha önce sempozyum yapıldı mı ben bilmiyorum. Bu sempozyumda ben de bir seyahat nedeniyle bulunamadım. Ancak burada Zonguldak'ın Devlet Planlama Teşkilatı kurulduktan sonra ilk bölgesel planını hazırlayan şehir plancısı Bilge bir teknisyen İlhan Tekeli de bir sunum yaptı. Zoker buradaki konuşmaları kitap haline getirmiş, yeni yayınlandı. Bu kitaptan da edinmenizi ve bunu da mutlaka okumanızı istiyoruz. Yani bu Filios nedir? Ekolojik açıdan, ekonomik açıdan Filios'la ilgili neler yapılıyor, neler yapılması lazım? Ta 63 yılında ilk planı hazırlayan İlhan Tekeli'nin de çok özel sunumuyla tarihi bir toplantıdır. Yine Çarşamba mimarlık camiasında da çok tanınmaya başladı. Ankara Bölge Mimarlar Odası toplantısını yine ev sahipliği yaptık. Bu da bir prestijli bir çalışmadır. Fuat Kalaycı arkadaşımız da bu aradaki eşgüdüm için çok teşekkür ediyoruz. Ve onlar da Çay Cuma'yı gerçekten çok beğendiler. Ve Çay Cuma'yı her yerde fırsat buldukça dile getiriyorlar. Geleneksel Ramazan iftarlarımız var. Bu sene yine köprünün üzerinde verdiğimiz iftar en yüksek katılıma sahne oldu. 800 civarında katılım oldu akşam. Normalde 500 kişi civarında olan iftar sofralarımız bu sene yine devam etti. Evet, Vosfosçuları uğurladık. Bu da yine Çay Cuma için bir prestij çalışma. Türkiye'nin değişik yerlerinden ressamlar geldi. Önemli ressamlar, önemli isimler. Çay Cuma'da resimler yaptılar. Hem de bu yaptıkları resimleri bize hediye ettiler. Hem bir etkinlik yapmış olduk hem de kullanmak üzere güzel resimler elde ettik. Bartın Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Çaycuba'da kentsel peyzaj üzerine çalışma yaptı. Bu da yine bizim için göğüs kabartıcı bir olay. Değerli arkadaşlar, 2017 yılı içinde fuar sayımızı 2'ye çıkardık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarından sonra bir de yapım, dekorasyon ve mobilya fuarı yaptık. 2 senedir de bu fuarda Umular'ın çok çok üzerinde ziyaretçi topluyor. Ve bunların semeresi olarak da
2017 yılı içinde Zonguldak'ımıza tayin olan Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ın da himayeleriyle şu sıralarda zaten gündemde de var. Bir kalıcı fuar alanı için bir teşebbüs oluşturmak gündeme geldi. Böyle bir fuar alanında yapılması halinde Batı Karadeniz'in fuar merkezi olma yolunda Çaycuma çok büyük bir aşama kaydetmiş olacak. Muharrem ayında Kaymakam Bey'le aşure dağıttık. Doğu Karaoğuz yazar, Zonguldak'taki bir gazetede yayınlanan yazıları ve orada ilave başka yazılarını da katarak bir zamanlar Zonguldak isimli bir kitabı yine belediye olarak biz üstlendik basımını. Bu kitaptan da mutlaka verilmediyse sizlere birer tane verilsin. Burada şunu söylemek istiyorum. Çağcuma'da ilk sinemayı hatırlayan var mı? Gonca sineması. Süleyman Sırrı denen bir adamın ahırı dediler. Şimdi Muhittin Yiğit'in Yiğit Mobilya'nın olduğu yerde bir sinemamız vardı. Süleyman Sırrı denen kişiyi bizim kuşağımızdan herkes bilir. Ama Süleyman Sırrı'nın kim olduğunu kimse bilmez. İşte bu Doğu Karaoğuz, Süleyman Sırrı'nın akrabası ve onun esrarını bu kitapta bir miktar açıklıyor. Ancak bir çalışma daha yapıyor şimdi, bir rica etti kendisinden. Sadece Süleyman Sırrı'yı anlatan bir kitabı şu anda üzerinde çalışıyor. Geçen hafta Türkiye'de yavaş şehir, sakin şehir sloganının öncüsü sevgili Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i misafir ettik. Zonguldak'a bir konferans için çağırmışlar. Ahmet Öztürk arkadaşımız sağ olsun devreye girdi. Biz de onu Ankara'dan aldık ve gönderdik. Çaycuma'ya geldi. Bir akşam da misafir ettik. Çok tanınmış bir belediye başkanı yaptıklarıyla, projeleriyle. Onun da Çaycuma'yı hayretle ve çok büyük bir zevkle beğendiğini, memnuniyetle görmüş olduk. Kendisi söyledi bize, zaten burası dedi bir sakin şehir hümetine kavuşmuş, işlemleri hızlandıralım diye kendisi bize ricada bulundu. Bu da bizim çok arzu ettiğimiz bir şey. İşte kültür hayatına yine belediye olarak her zaman varız. İmza günleri yaptık. Çaycuma'mızın, Zonguldak'ımızın değerli Hamit Kalyoncu, benim arkadaşım, değerli doktorumuz Kemal Yurtbay, maşallah o da seri kitaplar yazıyor peş peşe, o da çok üretken bir arkadaşımız. Yine Zonguldak'tan Ali Kaya arkadaşımıza belediyemizin öncülüğüyle imza günleri yaptık. İşte konserler, belediyemizin çocuk korosu da var biliyorsunuz. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, çocuk korosu, bir de çocuklar için bir grup Şubat Ap geldi, o da değişik bir konser oldu. Devam edelim. Evet. Sesim biraz çattı ama neyse bir çocuk. Gündemin üçüncü maddesini okuyalım mı? Okuyayım başkanım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için denetim komisyonu üyeliklerinin seçimi ve bu üyelere ödenecek ücretin görüşülmesi, gizli oylama yapılması gerekiyor. Bu noktada arkadaşlar deminki bu slaytlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani o kadar çok çalışmamız var ki arkadaşlarımız bilerek veya bilmeyerek bazı şeyleri koymamışlar. Mesela şu plaj tesisleri, yani belediyemizin yaptığı çalışmalar içinde en çok ilgi gören
Şeyde mesela onunla ilgili bir resim konmamış. Ama normalde bu kadar çok çalışıp, bu kadar çok yoğun çalışıyoruz ki hepsini birden burada sunmak mümkün olmuyor. Ya da sizleri bu kadar böyle uzun süre burada tutmaya gerek yok diye düşünüyorum. Denetim komisyonuna üye seçiyoruz gizli oyla, değil mi? Evet. Eğer öneri sunmak isteyen varsa, geçen sene Behçet Kemal Uzal'dı, Musa abi ve Yasemin Hanım üyeydiler. İki C var mı aday olmak isteyen? Yok. Üye seçilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda seçim sonrası ücret de, değil mi Kırpçan? Ücretin de belirlenmesi için tekrar bir oylama yapacağız. Değerli arkadaşlar, seçim sonuçlanmıştı. Oy birliğiyle Behçet Kemal Uzal'dı, Musa Yıldırım ve Yasemin Yamak yine denetim komisyonu üyesi oldular. Başarılı çalışmalar diliyoruz. Bir denetim komisyonu klasiği oldu bu sene yine. Geldiğimizden beri aynı. İlçe belediyelerinde 2000 gösterge rakamın maaş katsayısı ve çarpımı sonucu 213.63 lira. Günlük alacakları ücret. Nasıl? 213.63 kuruş. Hepsini alacak. Günlük başkanı. Tek kişi başı. Kişi başı. Ya yarım gün düftürler bu işe. Başka uçak geçen sene alacak diye duruyor. Parayı almadı mı? Bu kadar bütçe ancak 20-25 günde anlamadım. Tamam, ben mesela 200'ünü aldım. 25-25 aldım. Yüksek gelmiş başkanım. Neyse, bu sene ücretsiz olmasını oylarınızı sunacağım. Ne diyorsun? Bu kadar bu haksızlık olmuyor mu şimdi? Ama bu kadar da çalışanlar var, bir de paralı çalışanlar var. Ama bu kadar kuvvetli bir bütçe, ucuz paraya asker mi başkanım? 25 günde de bitti. Yani arkadaşlar, ben olsam yani ne bileyim, bu kadar yaparım. Yasa 45 gün diyor, helal. Ali Bey, bu parayı
bize de koklatırlar mı? Öyle boşaltan kabul edin. Gelsene koklatsak yani. Hayır, bunu alamamışlar başka. Niye geçiyor? Tamam, bir şeyler çekti mi? Yani oylama yapıyoruz değil mi? 212 var. Kabul edenler? Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Dördüncü gündem maddesini okuyacağım. Belediyemizde 2018 yılı içerisinde görev yapacak olan sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülmesi. Yalnız bununla ilgili şöyle bir durum var. BÜMKO, Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü henüz taban ve tavan ücretleri belirlemedi. Evet. Bu sefer de geçen sene de olduğu gibi artık bu klasikleşti biraz önce başkanın dediği gibi. İkinci birleşime bırakmamız gerekiyor. Birazdan ikinci birleşimin tarihini belirleyeceğiz. O zaman bakacağız buna. Evet başkanım. Değil mi? Evet başkanım. Beşinci madde. Beşinci madde Zabıta Müdürlüğü'nün 29.12.2017 tarih ve 443 sayılı belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücreti konulu yasasının görüşülmesi. Bu da maklu ücret başkanım. Her sene yine bütçe kanunuyla belirleniyor. Geçen sene 262 liraydı. Bu sene 282 lira olarak belirlendi en yüksek ücret. Yani 20 lira bir zam yapıldı geçen sene. Değer arkadaşlar, bu fazla çalışma ücretinin 282 lira olarak aylık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edin. Değerli arkadaşlar, 6. maddeye geçiyoruz. Evet, 6. gündem maddesi. Çalışma Ticaret ve Sanayi Odası'nın 27.12.2017 tarih ve 559 sayılı fuarcılık şirketi kurulması konulu yazısının görüşülmesi. Yazıyı da ben okuyayım müsaadenizle başkanım. Çalışma Belediye Başkanlığı'na ilimiz özel idaresi, belediyeler, bölge ticaret ve sanayi odaları katılımıyla fuarcılık şirketi kurulmasını istiyoruz. İştigal konuları içinde fuar ve kongre merkezi binası, yurt için ve yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım fuarları düzenlenmesi, ticari amaçlı ulusal ve uluslararası kongreler, seminerler, sempozyumların altyapı organizasyonları ve bu gibi faaliyetler olmak üzere kurulacak şirkette Çalışma Belediyesi'nin de yer almasından memnuniyet duyulacaktır. Konunun yetkili kurullarınıza görüşmesi hususunda desteklerinizi beklerim. Saygılarımla Rıfat Sarsık Yönetim Kurulu Başkanı. Arkadaşlar, bu konudaki gelişmelerin biz de odağındayız. Bölgedeki ticaret ve sanayi odaları, yani Zonguldak ilindeki ticaret ve sanayi odaları, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Tereyli, nereyi unuttuk? Yani Zonguldak ilindeki bütün odalar buna katılıyor. Bartın ve Karabük odalarında katılma olasılığı var. Ancak burada yine ben Sayın Valimiz Ahmet Çınar'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özel idare bu fuar şirketinin %60 hisseyle katılıyor. 5 milyon lira civarında bir sermayesi olması düşünülüyor. Yani bunun 3 milyon lirasını özel idare karşılayacak. Geri kalanında odalar ve bunun bulunduğu yer hasabıyla Çaycuma Belediyesi ortak olacak. %5'er civarında yaklaşık hisse düşüyor. Yani yönetimi nasıl teşkil edecek? Başkan bir şey yok mu? Yönetimi nasıl oluşacağı belli mi? İşte yönetimi zaten %60'ı veren zaten yönetimi oluşturur. Belki başka bir şey konusunda söyleyeceğiz. Doğru. Şimdi yani burada şimdi önce biz şirket tek katılmaz konusunda bir karar almamız lazım. Bu şirketin kurulmasına başka türlü bir yasal bir izin veya engel var mı Özlem Bey? Evet, onu bir bakalım. Başkanım, bunun için de konuyu Türlü İşler Komisyonu'na havale edilmesini uygun görürseniz. Çünkü şirket kurmayla ilgili genel şey var, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi de var. Onda ne tür şirketler kurulabileceği ve faaliyet konuları neler olacağı
yazılı. Onu bir araştırırsak bu kurulması düşünülen şirketin ana sözleşmesindeki faaliyet konularıyla ilgili bilgi alabilirsek ticaret odasından daha sağlıklı kararlı. İkinci birleşime yetişir mi bu? Yetişir başkanım. Tamam. İkinci birleşimde görüşülmek üzere. Bunun şu bir işlerce girdi, daha bunu böyle hesap işlerinde, şundan bunlar, bunlar daha yerinde tabii. Bunun hesap işlerinde bir iş yok. Ana sözleşme üzerinde çalışma yapıyorduk. Şirketin ana sözleşmesi. O konuda ben yardımcı olacağım. Tamam. 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 Kürt İşler mi havale ediyor? Evet başkanım. Kürt İşler Komisyonu'na ikinci birleşimde görüşmek üzere havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy bölümünde havale edilmiştir. Arkadaşlar. Yedinci günden yediye geldik. İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi. Mehmet Bey. Başkanlık makamları. İlçenin Yeşiltepe Mahallesi'nde Tapu Kadastro Kadıoğlu Köyü sınırları içinde kalan Ada 150 Parsel 128-131 nolda kayıp taşınmazları kapsayan ve halihazırda uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli uygulanan imar planımızın F28A07A3'de, F28A07D2A nolu pahtalarında belediye hizmet alanı olarak planlanmış imar adasının üzerinde bulunmakta olan altın durumdaki su deposunun ihtiyaç duyulmadığından söz konusu alanın belediye hizmet alanından çıkartılarak fonksiyon değiştirilmesi amacıyla plan tadilatının ilgili yasa, yönetmelikler ve şehircilik prensipleri 3194 sayılı İmar Kanunu 8. maddesi uyarınca belediye meclisi görüşülmesi üstünde gereğini arz eder. Komisyon adresi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliği komisyon adresi. 2. Meclisimizin 06.12.2017 tarihi 117 sayılı kararıyla uygun bulunan ilçenin Belioğlu Mahallesi'ndeki Ayın Tapu Kadastro hafta 2 parsel 508 nolda kayıtlı parselin cepha aldığı imar yolunun halihazırda uygulanmakta olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın F28A08D nolu patlasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F28A08D3A, F28A08D3B nolu patlarında plan değişikliği onama sınırında gösterilen alandaki plan değişikliğini 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi yönünce meclisimizce onanması hususuna gereğini arz eder. İdare Mahkemesi'nin kararıyla düzeltme 15 metreden 12 metreye düşürüldü. Oylarınızı sunuyorum. Onanmasını kabul edenler oy birliğiyle onanmıştır. Meclisimizin 01.11.2017 tarihi 101 sayılı kararıyla uygun bulunan ilçenin Çay Mahallesi'ndeki Ayın Tapu Kadastro'da Pehlivanlar Mahallesi sınırları içinde bulunan Ada 85 parsel 365-366 nolda kayıtlı parselleri de kapsayan ve halihazırda uygulanmakta olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda F28A07A nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında F28A07A3'de nolu pahtalarında plan değişikliği onama sınırıyla gösterilen alandaki plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunun 8. maddesi uyarınca meclisimizce onanması hususunda gereğini arz eder. Burası da Atatürk Yeni Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun üzerinde bulunan site alanının mahkeme kararıyla gösterimi konusunda yani değişiklik yapılması. Plandaki gösterimin gösterimle ilgili değişiklik yapılması. Evet, bunu da oylarınızı sunuyorum. Onanmasını kabul edenler oylarınızı kabul edilmiştir. Sekizinci madde. Aralık ayı olan meclis toplantısında havale eden konularla ilgili olarak imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi. İmar komisyonu karar tutanağımız. Meclis başkanlığı 1. 06.09.2017 tarihi ve 80 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan ve 4.10.2017 tarihi ve 89 sayılı meclis kararı uyarınca ilan amacıyla 19.10.2017, 19.11.2017 tarihleri arasında askıya çıkmış olan imar planlarında belediyemize intikal eden itiraz dilekçesinin 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi uyarınca komisyonun üzerine yapılan incelemesinde ilçenin yeni mahalledeki ayın Tapu Kadastro'da Ada 45 parsel 116 nolda kayıtlı taşınmazın batı cephesinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızın hali hazırda uygulanmakta olunan F28A07B4D nolu patlasında yer alan
7 metrelik imar yoluna ilişkin itirazın reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Evet, bu konuda söz isteyen yoksa oylarınıza başvuracağım. Komisyondan geldiği şekli oylarınıza sunuyor. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Aydın. 10, evet, 5, red. Evet, burayla ilgili bir şey var, bir tuhaflık var. Biz imar planı yaptık. İmar planı kesinleşti. Bu arada daha önce de itiraz geldi. Fakat bu arada bu yolun geçeceği yere biz ruhsat verdik. Yola geçeceği ve cephe verdik. Şimdi burada imar komisyonunda bu binaya verilen ruhsat görmezden geliniyor. Yeni bina yapıldı oraya. Eğer bu yol orada olmazsa zaten o binanın cephesi olmayacak. Yani bunu burada biraz göz ardı ettiğimizi ben düşünüyorum. Ve o bu yol arkadan gelen, koridor tarafından gelen yolun ana caddeye bağlantısı. Yani burada nedense bir frekansımız tutmak diye düşünüyorum. Evet, ikinci maddeye geçiyoruz. 06.12.2017 tarihinde 116 sayılı reis kararıyla incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen ilçenin Pehlivanlar Mahallesi'ndeki ayın Tapu Kadastro'da adı 6 parsel 33-34 no'da kayıtlı ve hali hazırda uygulanmakta olan 1/1 ölçekli uygulama imar planımızın F28A07B1D no'lu paptasında yer alan taşınmazların maliki tarafından 28.09.2017 tarih ve 6738 kayıt sayılı dilekçesiyle kadastro sınırına göre tadilat yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde imar adasının kadastro sınırına kadar genişletildiğinde ada kenarı ile DSI tarafından yapılmış olan kanal arasında 4 metre genişlik kaldığından ötürü bu talebin reddine ancak mağduriyetin 18. madde uygulanması ile giderilmesine uygun olduğuna oy birle karar verildi. Neresi burada olsun? Pehlivanlar Mahallesi'nde kanal var ya, bu şeyden aralardan gelen kanal. O kanalın devamında satılmış Gedik adına bir vatandaşın şeyi. Bir. Bu da 18 uygulaması mağduriyet giderilir diyoruz. Meclisimiz ne diyor? Kabul edenler? Bir tane çekimser. Bir tane çekimser, geri kalanlar oy verildi. Evet, 9. maddeye geldik. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 3/1/2018 tarih ve 21 sayılı Türk Hava Kurumu Çağcımar Şubesi'ne büro tahsisi konulu yazısının görüşülmesi, bu ek gündem olarak alınan 1. madde. Bir geriye dönebilir miyiz ya, bir şey soracağım. Bu 18 uygulamasında nasıl olacak? Yani bir şey var mı? 18 uygulamasında şu yapılacak. Buradaki köşede kalan bu parsel daralıyordu. Evet. Onun yanındaki parselle beraber birleşip imara uygun bir parsel oluşturulacak. Şimdi ikisi birleştirildiğinde öbür bir adam şey olacak mı yani? O da rıza gösteriyor. Hisseder mi olacak? Yok, hayır. Birleşip tekrar şey yapılacak. Yani sınır düzeltmesi gibi bir şey yapılacak. 18'in uygulamanın amacı bu zaten. Tabii. Para talep etkeni duydum da onun için diyorum. Nasıl? Öbür yandaki adamın para talep etkeni duydum da onun için diyorum. O kendi aralarında yapmış olabilirler ama biz onu belediye olarak resen yapacağız. 9. maddede bu Türk Hava Kurumu'nun Çağcımar Şubesi Büro Tahsisi konusunun Sivil İşler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunacağım. Türk Hava Kurumu'nun kendi bir yeri var biliyorsunuz, Çağcımar tapulu bir mülkü var. Onlar onun haricinde bir yer istiyorlar. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle komisyona havale edilmiş.
İkinci madde ek gündemdeki. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün 3/1/2018 tarih ve 5 sayılı kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi. Bu kadro değişikliği ibaresi kafaları karıştırmasın. Bu sözleşmeli personelin çalıştırılmasıyla ilgili norm kadro cetvelinde yapılan prosedür gereği bir düzenlemeden ibaret sadece. Bazı kadroların, bazı yani boş kadroların daha doğrusu aktarılması ilgili. Ben, teknik düzenleme. Teknik bir düzenleme, evet. Onun gibi Mehmet abi, evet. Ben yine de yazıyı okuyayım müsaadenizle. Başkanlık makamına. Belediyemiz memur kadro cetvelinde yapılan incelemede ekonomist ve tekniker kadrosuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle memur kadro cetvelimizde münhal bulunan 1 ve 9 dereceli topograf kadrosunun iptal edilerek 9 dereceli tekniker kadrosunun oluşturulması, 2, 8 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek 9 dereceli ekonomist kadrosunun oluşturulması hususunda gelen arz ederim. Özlem Kaydır, Yazı İşleri Müdürü şeklinde. Bu seneki sözleşmeli personelin çalışılmasıyla ilgili yapılacak düzenlemeye ait bir tezkere bu. Yani kimsenin bir hak kaybı veya ayrıca bir ekstra bir şey tanınma gibi bir şey yok bunda. Oylanacak, evet. Evet, talep edildiği gibi oylarını da sunuyorum, kabul edenler. 11'de de kabul edilmiştir, teşekkür ederiz arkadaşlar. İkinci birleşim tarihini ve saatini belirleyelim. Şimdi özellikle ikinci birleşimi sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi için talep ettiğimizde genelde 6'sı 7'si gibi BİMKO bunu yayınlıyor. Biz her ihtimale karşı belki gecikme olabilir şeklinde 10 Ocak diye bir talebimiz olacak ama uygun görürseniz. 10 Ocak. 10 Ocak çarşamba günü, evet. Yani bir hafta bir opsiyon tanıyalım istiyoruz. Daha katsayılar falan açıklamadılar çünkü hiçbir şey. Açıklanmadı. İşte biraz daha iler olmasına sıkıntı var mı? Maaş konusunda. Tabii onların yetişmesi bakımından da ayın 10'u yeter ama başkanım. 6'sı gibi, 7'si gibi açıklıyorlar genelde çünkü. 10 Ocak. Çarşamba. Çarşamba saat. Yine 17.30 olur uygun görseniz. 17.30. Oylarınızı sunuyorum. Komisyonu havale eden bunlar da aynı şekilde yoksa onları da halledersek ikinci birleşimde. Onları da ikinci birleşimde halledersek tabii daha iyi. İmar komisyonu. İmar komisyonu da. Bir yerde var. Türk işler var. Müsaade olursa. 10 Ocak 2018 saat 17.30'u oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Değerli arkadaşlar, son olarak dilek ve temenniler faslında söz isteyen yoksa yine Çaycuma Belediyesi'nin ne kadar isabetli işler yaptığının kamuoyuna duyurulması açısından bu taşeron düzenlemesinde belediyelerin şirket sahibi olmaları gerekliliği ortaya çıktı yılbaşından hemen önce. Bu geçişi en rahat yapacak bölge belediyesi yine Çaycuma Belediyesi. Çayber'le ilgili daha önce spekülasyon yapanları buradan saygıyla duyurulur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.